Cilt gençleştirmede radyo frekans sistemiyle cildin altını elektriksel uyarım yaparak kendi kolajenimizi uyarıyor ve cildin birkaç yıl önceki haline dönmesini sağlıyor. Dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde, ekonomik olarak da bir ameliyat olmadan cildimiz gençleşmiş oluyor. Peki hocam, belli bir yaş oranı var mı? Mesela belli bir yaş var mı? 16 yaşından sonra herkese uygulanabilir. Hiçbir yan etkisi olmayan bir cihaz bu. Ve kullanım açısından da hiçbir tehlike oluşturmuyor. Yani ilaç kullanan hasta veya başka bir rahatsızlığı olan hasta da kullanılamaz diye bir şey yok. Herkes de kullanılabiliyor. Yaz-kış açısından da bir fark olmuyor. Güneş koruyucularını hastamız düzgün sürdüğü sürece her mevsimde yapabiliyoruz. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Botoks, dolgu artık onlara bir son, ama bu cihazla da istediğiniz gibi cildiniz gerilebilir. Ya şimdi botoks, dolgu ihtiyacı olan hastalarda da öncesinde bunlar uygulanırsa botoks ve dolguya olan ihtiyacın da azalmasını sağlıyor. Yani dolguyu mesela 2 cc, 3 cc dolgu yapacaksak bu uygulamalardan sonra 1 cc dolgu yeterli oluyor ya da hiç dolgu gerekmiyor cildi toparladığı için. İnce çizgilerin giderilmesinde en önemli son teknolojinin getirmiş olduğu bir cihaz. Yani ince çizgiler, cildin kaybolmuş olan bu sarkmalar, cilt ovalinin tekrar düzleşmesi, çene hatlarının belirginleşmesi, bunlar da kullanılabiliyor. Onun dışında yüzdeki kılcal damarların azalmasını sağlıyor. Lekelerin azalmasını sağlıyor. Onun haricinde ciltteki izlerin ve akne izlerinin, aknelerden sonra kalan işte çukurlukların, onların düzelmesini sağlıyor. Yüz haricinde de boyuna uygulanabiliyor. Boynun tekrardan genç boyun haline gelmesini sağlıyor. Kırışıklıkları açıyor. Oradaki sarkmaları düzeltiyor. Yine dekolte için de aynı şey geçerli. Buraya da kullanabiliyoruz. Onların dışında da vücut için kullanılabiliyor. Vücuttaki çatlakları azaltıyor. Evet. Ve sarkmalara etkili, mesela kol sarkmalarını yapabiliyoruz. Kol sarkmalarının azalmasını sağlıyor. Evet, biz sadece yüze uygulanan bir cihaz olarak düşünürken sadece yüzümüze değil, vücudumuzun her noktasına uygulanabilecek bir cihaz. Evet, yani bunun bir de üstünlüğü diğer radyo frekans cihazlara göre ağrının neredeyse hiç olmaması. Lokal anestezik kremlerden sonra hastamızı alıyoruz ve bunda ağrı olmuyor. Çünkü diğer radyo frekanslar genelde çok ağrılı olur. Hastalar hani sonucu güzel olsa bile dayanamıyorum, işte ay çok katlanamıyorum buna der. Bunda öyle bir sorun yok. Onun haricinde de kanama yapma olasılığı da yok. Çünkü aynı zamanda cildin altına da ısı uyguladığı için kanama da oluşturmuyor hastalarda. Hani bir ilaç kullanıyor mesela, biraz önce konuştuk, herhangi bir kan sulandırıcı kullanıyor diyelim. Bunlarda da bir problem oluşturması söz konusu değil. Yaptığımız bölgeye göre 40 dakika, 45 dakika, 50 dakika sürebiliyor. Dediğim gibi boyna, dekolteye, yüz haricinde uygulayabiliyoruz. O bölge ihtiyacına göre yani 40-45 dakika diyebiliriz kabaca. Ama ihtiyaca göre tekrar ayarlanıyor. Bir seanstan sonra hemen ciltteki toparlanma fark ediliyor. Ama bizim önerdiğimiz bir arayla 3 seans. Ondan sonra da kalıcılığı 1,5-2 yıl civarında sürüyor. O tabii ki 1,5-2 yıl sonra tekrar uygulama yapması gerekiyor hastalarımızın. 2 yıllık bir süre. Evet, evet. Ortalama yani cildin şeyine göre, cevabına göre bize hani cihaz sonucu gelen şeyler bu şekilde. Evet. Bilgiler. Cihazımız teknolojinin yeniliklerine ve teknolojinin son sistemine göre ayarlanmış. Evet, aynen. Son sistem bu radyo frekansta. Dediğim gibi hani hiçbir ameliyat geçirmeden, kısa sürede toparlanarak, uygulama sonrası çok hafif bir kızarıklık oluyor. Ertesi günü işinize gidebiliyorsunuz. Hayatınızı da engelleyen bir durum söz konusu değil. Ve sonrasında da bu sistemi uyguladığımız zaman ciltte şimdi buraya başlıkları var cihazımızın. Buraya takıyoruz. Onlarda iğneli uçlar var. 25 tane iğne var. Biz bütün yüze dolaştırdığımız zaman 2000 civarında atış atıyoruz.
O 2000 civarında atış 25 iğne ile neredeyse 500 civarında, 500 bin civarında delik açılmış demektir cilde. Bu da kolajenin çok daha fazla uyarılmasını sağlıyor ve sonrasında da seans bitiminde aynı zamanda cilde mezoterapi ve PRP uygulaması yaparak o açılmış porlardan eminimi de arttırarak cevabın artmasını sağlıyoruz. Yani kadınlarımıza ne diyoruz, ekranları başındaki izleyenlerimize? Mutlaka belli bir yaştan sonra olgunluk dönemine giriyoruz. Olgunluk evet. Döneminde de ihtiyacımız oluyor. Aynen. Bu ihtiyacımıza korkmadan gelip buradan hizmet alabilirler. Avrasya Hastanesi'nde evet. Aynen. Aynen. Ve sadece gençleşmek için evet. bekliyoruz herkese. Gençleşmek için bekliyoruz. Tabii bunun yaşla alakası yok değil mi? Hayır. Yani 18 yaşında da hafif kırışıklık. Kesinlikle. Dediğim gibi mesela akne izleri oluyor. Gençlerde geliyorlar akne, ağır aknesi olan da sonrasında tedavi sonrası çukurlanmalar kalıyor. Mesela onlara yapabiliriz. Onun dışında herhangi bir trafik kazası geçirmiş yüzünde kötü izleri var. Onların azalmasını sağlıyor. Yani dolayısıyla evet ve hiçbir şey hani mesela bazı hastalar ben işte alerjiyim dışarıdan uygulama olmasın falan diyor. Bunda hiçbir uygulama olmuyor dışarıdan. Sadece kendi ciltteki kolajeninizi uyarıyoruz. Evet, radyo frekanslı elektrik dalgalarıyla uyarım sağlanıyor. Elektrik dalgalarıyla da cildinize bir parlama, bir ışıltı. Tabii tabii zaten hemen sonrası o parlama ışıltı görülüyor. Arkasından seanslar devam ettikçe dediğim gibi 3 seans öneriyoruz. O kırışıklıkların açıldığı, yüzün sarkıklarının toparlandığı da daha bariz oluyor. Peki hocam, kılcal damarlar dedik ve yara izlerine de uygun mudur? Tabii tabii, yara izlerinin azalmasını sağlıyor. Eğer çok derinse onları evet. hafifletiyor, ufak yara izlerinin de tamamen geçmesini sağlıyor. Bazı doğum lekeleri oluyor hocam. Şimdi lekenin durumuna bağlı, evet. eğer kılcal damarlardan oluşan bir leke ise onların tonlarının açılmasını sağlar. Ama tamamen sıfır hale getirmez. Tabii ki o lekelerin hafiflemesini sağlar. Onlarda ilk iki seans Scarlett uygulaması yapıldıktan sonra damar lazeriyle yani endiyak lazerlerle müdahaleye devam edilebilir. Tam cevap almak açısından. Evet, yara izleri dediniz, bu çok önemli hocam. Hı-hı. Çünkü bazı yara izleri geçmiyor. Evet. Ve bu cihazda da yara izlerine de evet. kesin çözüm diyebiliyoruz. Hı-hı. Yani çok derin olanları hafifletiyor. Evet. Çok derin olmayan yüzeyel izlerinde tamamen sıfırlanmasını sağlıyor.